B'yi arkadaşlar çekersek 145'i de kullanmış oluruz. Çünkü kirişler dörtgen olur bakın EDCB. Böylece şurası 35 derece olacaktır. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için toplamda 125 olur C şıkkı. Delta'yı da arkadaşlar haliyle tabii ki şu alfa ise bu da alfa olur. Burada şunu da görmemiz lazım. Delta'yı da ama bir çemberin içinde olduğu için tam böyle şekli ortadan ikiye bölecektir. Çünkü bakın şu AC ile DC yayı aynı. EA yayı ile ED yayı aynı. O zaman buraları bilmeden YY TT deseniz 2Y artı 2T 360 Y artı T 180 olur. O yüzden şeklin çemberin içinde olmasından dolayı bakın artık burasının 90-90 olduğunu gördük. Haliyle 90-80 X'e de 10 kalmış oldu. E şıkkı. Sorularında arkadaşlar birbirine teğet olduğunda ve kesiştiğinde bazen soruyu normal yollardan yapamayabilirsiniz. O zaman aradan şöyle bir ortak teğeti çekmek gerekir. Kesişirse de şöyle olursa da bunu çizmek gerekebilir. Şimdi burada da bunu yaptıktan sonra 96 derece teğet kirişi olduğu için aynı yayı görüyor. Buradaki şöyle T diyeyim mesela ACT açısı da 96'dır. T kiriş çevre açıyla aynı yayı görüyorsa o da çevre açıdır. 96 olur. Sonra toplamları 180 derece olacağı için bu açıyı arkadaşlar 84 derece kalır. Bu da gördüğünüz gibi CE yayını görüyor. Haliyle X de yine CE yayını görüyor. Bu da 84 olur. A şıkkı. Sorularda arkadaşlar önceden de dedim yine söyleyeyim. Çemberde iki çember kesiştiğinde veya teğet olduğunda normal yollardan soruyu getiremiyorsanız şu kesişme doğrusunu bir çekmek lazım. Teğetse de teğet doğrusunu. Bunu çektikten sonra ne olacak? Bakın sol taraf bir kirişler dörtgeni, sağ taraf da bir kirişler dörtgeni. O yüzden bunlar bizim için önemli. Şimdi şuraya alfa dersek, buraya da beta dersek kirişler dörtgenin özelliği karşılıklı açıların toplamı 180 Karşılıklı açıların toplamı 180. Bir de şuraya teta diyelim. Şimdi 360 eksi beta eksi alfa artı teta 360 derece e açısında. Bu arada alfa artı betanın kaç olduğunu biliyoruz. İç açılar toplamından üçgende abc'de 130. 360 eksi 130 artı teta eşittir. 360 bunlar gitti. Teta eşittir 130 oldu d şıkkı. Evet şöyle bir O'dan D'ye dik indirsek bu soruda. Yöndeş açılar birbirine eşittir. O yüzden O açısı da X olur. Bu arada merkezle teğet kesim noktasını birleştirirseniz açı ortaydır. Bu yüzden şöyle deltoid olur. ABOD dörtgeni haliyle X olacaktır. BOA ters açıdan yine X ve tabii ki yarı çaplar eşit olduğu için yine x. Demek ki 3x eşittir 180. x 60 derece b şıkkı. Evet, aşırı derecede zor bir soruyla karşı karşıyayız. Zaten bunu gören bir öğrenci varsa muhtemelen geometriyi benden daha iyi biliyor falan derim. Öyle bir soru. Şimdi bir kere çember ed teğet. Yine şöyle bir t dersen bu da teğet. Merkezden böyle teğetlere dikindirebiliriz. Çünkü merkezden teğete inen doğru diktir ve yarıçaptır. çaptır. Sonra arkadaşlar iç teğet çemberi olduğu için şöyle onu da farklı bir renkle yapayım. Şu arkadaşlar bir açı ortaydır, değil mi? İç teğet çember açıortayların kesim noktası. Yine bu açıortay böyle. Burası da böyle. Sonra arkadaşlar dış teğet çemberi olduğu için şunu birleştirirsek Burası da böyle bir açı ortağıydır. Yine bunu da birleştirirsek, burası da böyle bir açı ortağıydır. Burası 90 derece olur. 2 alfa 2 beta 180 alfa beta 90 gibi. Aynı mantıkla yine burası da 2 alfa 2 beta 180 alfa beta 90 e, 90 derece oldu. Şimdi lütfen dikkat, çok zor bir kısımdayız çünkü şöyle büyüteyim iyice. Bakın şimdi arkadaşlar, E D açısına bakın 90 derece. Yine OB D açısına da bakın 90 derece. OC D'ye bakın 90 derece. Hipotenüsleri aynı bir de bunların. Hipotenüsleri aynı olan dik üçgenlerden çember geçer. Bakın kenarda da göstereyim daha iyi görün. Şimdi şöyle bir OED 90 derece. Sonra OBD'ye bakın. Yine 90 derece. Sonra O, C, D'ye bakın yine 90 derece. İşte bu şekilde bunlardan bir çember geçer arkadaşlar tamam mı? Ve bizden istediği açı da E, E neresi orası? C, E, B açısı. Şöyle dikkat. Şurada bizden istediği bu C, E, B açısı arkadaşlar. Bunu istiyor. O zaman şunu söyleyebiliriz bakın. CEB açısına alfa dersek kirişler dörtgeninden dolayı D'ye de teta dersek alfa artı teta 180 derecedir. Doğru mu? EC bir kiriş, EB bir kiriş, BD bir kiriş, DC bir kiriş bu yüzden. Haliyle arkadaşlar ben aslında şu BDC açısının ne olduğunu biliyorum teta'nın. Üçgenlerde bir kural vardı. Dış açı kesim noktasında oluşan açı tepe açısının yarısından 90'ı çıkarıyoruz. Daha doğrusu 90'dan tepe açısının yarısını çıkarıyoruz. Böylece 90 eksi 21 69 olur teta. Alfa'da bunun arkadaşlar kirişler dörtgeni olduğu için karşılıklı açıların toplamı 180 derece 111 olacaktır. İşte bizden istediği şu BEC açısı böylece arkadaşlar 180'den teta'yı çıkarınca 111 geldi. Böylesine zor bir soru B şıkkı. Şimdi bize AB'yi 60 derece verilmiş ya arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle. Tabii ki yarıçaplar birbirine eşit 60 derece. E bir de 60 derecenin etrafındaki ilk kenar eşitse mecburen tabii ki bu AB de bunlara eşit olur. Kare olduğu için ve eşkenar üçgende karenin bir kenarına eşit olduğu için bunlar da eşit olacak. O zaman şöyle bir şey oldu. E, yarı çap zaten OC merkezden çemberin üzerindeki bir noktaya inen doğru parçası yarı çaptır. Burada bir eşkenar dörtgen oldu. Bunun bize şöyle bir faydası olacak. 60 derece olduğu için şu OBT diyelim buraya. OBT açısı 30 derecedir. Böylece paralel iki doğru olduğu için bunlar 150 derece olur COB açısı. O zaman artık arkadaşlar şu açının tamamı 150-60 daha 210 oldu. Peki bu 210 nereyi görüyor? Tam da bize sorduğu bu ABC yayını görüyor. Cevabımız bu yüzden merkez açıdan 210 derece D şıkkı. Arkadaşlar şöyle birleştirdiğimiz zaman niye birleştiriyoruz söyleyeyim. Çember sorularında birbirine teğet olan çemberlerde açı gelmiyorsa normal yollardan bunları çizmek lazım. Şimdi bir noktadan indirilen teğetlerde bunlar birbirine eşitti. Bir de şu alfa dersem alfa ile arkadaşlar şu BD yayının toplamı 180'di. BD yayı zaten e, çevre açıdan dolayı kaç derece? 72 derece. O zaman alfa da buradan 108 olur yeşil açı. Sonra şöyle bir kırmızı açı yapayım bu dursun. Bir de buradan bir tane daha renk seçeyim. Şöyle bir mavi olsun. Merkez açıdan dolayı yay 50 derece ED yayı. O zaman bu açıda arkadaşlar mavi. Şu açıda 130 derece olacak. Şimdi demin biz 108 bulmuştuk değil mi? O kendi yazımı okuyamadım burayı. 108 dereceydi burası. Bu da 130 derece. 238 oldu. Geriye ne kalır? 122 derece kalır. 122 derece olduğu için bu kırmızı açı gördüğü yayla toplamı 180'dir. Bu yüzden arkadaşlar 58 olur. Haliyle x de çevre açı bunun yarısı 29 derece olacak E şıkkı açılar toplamı 180 olursa oradan bir çember geçer. Bu bilgiyi kullanacağım. Bakın şimdi. Şöyle burası normal bildiğimiz zaten 45 derece, değil mi? Şuraya da 23 kalıyor. Şimdi burası zaten 135 olduğuna göre bak gerçekten B açısıyla E açısının toplamı 180 geldi. O zaman böyle buradan bir çember geçecek arkadaşlar. Haliyle 23 derece hangi yayı görüyor? ED yayını görüyor. X hangi yayı görüyor? O da ED yayını görüyor. Aynı yayı gören çevre açılar eşittir. X 23 olur. C şıkkı. Evet burada arkadaşlar çember sorularında biraz şeye dikkat etmek lazım bence. 105 ile 150'nin hiçbir alakası yok normalde görünüşte. Ama 105'in iki katını alırsanız 210 artı 150'den 360 oluyor. Bu şimdi enteresan bir durum. Yani çember elde ediyoruz gibi bir durum çıkıyor ortaya. Bakın şimdi o yüzden merkezi hakikaten de BCCD'yi biraz vermesinin sebebi bu. Bunlar da birbirine eşit olunca şöyle bir çember oluyor bakın. Gördünüz mü? Çünkü 105 olduğu için bu BAD soruda vermiş, görmüş olmanız lazım. Bakın BAD 105. Hakikaten burası 210 deneyince burası da 150 derece. Gördüğünüz gibi 360 oldu. Haliyle şunu söyleyebilirim o zaman ben. Artık C bir merkezmiş. Şartları sağladığı için AC de bir yarı çap olmak zorunda. Çemberin üzerindeki bir noktaya indiğinden dolayı. İkizkenar kenar üçgen ACBC böylece 76. 76 arkadaşlar cevap D şıkkı. Dörtgen çizeceğiz şimdi. Bir kenarı diğerinden daha büyük olan. E, A, B, C, D dörtgeni, dikdörtgeni. Burada arkadaşlar AB çaplı bir çember. D, C'ye teğet olduğuna göre aslında bize verdiği mesaj ne? Şöyle E noktasında teğet derken bu zaten yarı çap teğete dikiner. Zaten dikdörtgen burası. O zaman demek ki kenarlar oranı 1'e 2 olan bir dikdörtgenmiş bu. İlk yorumumuz bu olmalı. Sonra AC köşegenini çemberin üzerindeki bir F noktasında kesen bir AC doğrusu çizeceğiz. K eleman AC olacak şekilde AK eşit KF olacak. Şöyle bir K noktası AK'da da KF'ye eşit olur arkadaşlar. Kendi söylüyor bunu. Şimdi bundan sonra bizden beklediği bakalım neymiş. Çapı gören çevre açı 90 dereceyi gördüm ben hemen orada. Artık yorumlara başlayacağız. Şimdi bakın şöyle tanjant alfa dersek. Tanjant alfa bakın. ABC üçgeninde neyi eşit? R bölü 2 R'den 1 bölü 2. Bu benim için şöyle önemli. ABF üçgeninde dikkat. Yine tanjant alfanın 1 bölü 2 olması lazım. Şuraya x x dersem o zaman BF x'miş arkadaşlar gördünüz mü? Bu bizim için çok önemli bir şey oldu. Artık birleştirirsek BKC açısını gördüğünüz gibi böyle. BKC X, x kenarlar birbirine eşit oldu bf ile kf demek ki ikizkenar dik üçgenden 45 d şıkkı.